Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 12 Ocak 2023 itibariyle ağırlıklı olarak Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Ve piyasa açılışından önce bir analiz olacak. Tabii burada özellikle son bir haftadır ciddi derecede bir aşağı yönlü geri çekilme var. Çok sağlıklı bir geri çekilme değil. Gördüğümüz kadarıyla bu artık kâr realizesi boyutunu da aştı. Ve burada siyasi bir operasyon yapıldığını görebiliyoruz. Tabii burada mevcut hükümetin bununla alakalı bir önlem alması şart arkadaşlar. Zaten eli kulağındadır. Aksi takdirde bu teknik hareket ve bu teknik baskı, yani satış baskısı, panik satışları da artırdığı için içeride yeni giren ve sayısı çok fazla olan küçük yatırımcıyı burada tekrardan dövize altına yönlendirir. Ve bu kur korumalı gibi resmi olarak da hesaplara geçmez ve yastık altına döner. Burada zaten yatırımcının şikayetlerini son günlerde özellikle ciddi derecede duyuyoruz. Ve dövize ciddi anlamda bir yönelim olmaması için bugün yarın yani eli kulağında bir müdahale sistemi devreye girecektir borsa tarafında. Ve zaten mevcut ekonomi yönetimi de hükümet de bunu düşünüyordur elbette ve bunun kararlarını da illaki almışlardır. Burada belli başlı aracı kurumlara çok ciddi derecede arkadaşlar sert müdahalelerin yapılması gerekiyor. Bilmiyorum, anlık olarak Borsa İstanbul'u gün içinde takip ediyor musunuz? Yani aracı kurum dağılımlarını, anlık satış emirlerini vesaire bunları takip ediyor musunuz? Edenler de bilecektir mesela. Ben çoğu günler anlık olarak takip ediyorum mesela. Özellikle alış ve satış emirlerindeki algoritmalar yani robot işlemler çok işin boyutunu aşmış durumda. Örneğin 2 liranın altındaki bir hisse senedinde bugün 150-200 bin lotla kademe oynatabiliyorsunuz. Bu çok normal ve sağlıklı bir hareket değildir. Ve tabii mevcut piyasa koşullarında değerlendirdiğimizde şu anki zaten dolar bazlı endeksin değerine baktığımızda buralar kabul edilebilir seviyeler değil. Ben Borsa İstanbul'un yükselmesini istediğimden ya da buraya para yatırdığımdan değil. Bu teknik hareket eğer devam ettirilirse, yani buna izin verilirse burada tabii 4000 puan ve altına da hareket gelir. Ancak teknik ve matematiksel olarak baktığımızda bunun hükümet tarafından bir müdahale sistemiyle bu aracı kurumlarına bir tedbir olabilir. İşte kredili işlemlere bir tedbir getirilebilir. Yani buna benzer müdahaleler olabilir. Yani robot işlemlere bir müdahale olabilir. Bunlar arkadaşlar piyasanın dengesini bozan hareketler ve içerideki yerli yatırımcıyı da küstürür. Aksi takdirde bildiğiniz gibi bugün kur korumalı mevduattaki döviz sevdiyat hesaplarında ciddi anlamda çözülmeler var. Çünkü borsa tarafı cazip oldu. Bu da mevcut hükümetin işine gelen yani aslında seçim içinde iyi bir rol üstlenen bir durum burası. Aksi takdirde buradan baskılanan döviz kuruna bir geçiş olursa zaten bu özellikle cuma itibariyle yani bugün ve yarın toparlanma eğilimini illaki gösterecektir. 5150'ler kabaca 5000 puanın ilk etapta üzerine attırılmazsa bu endeks önümüzdeki hafta itibariyle döviz sevdiat hesaplarındaki hareketliliği görürüz ve fiziki olarak da piyasadan arkadaşlar döviz eksilmesini görürüz. Bunlar tehlikeli işler. Bunlar arkadaşlar hükümet alır, hükümet devirir bu hareketler. O yüzden bizim mevcut hükümetimize söylemimiz şudur. Yani beklentimiz budur. Bu tarz siyasi operasyonların Borsa İstanbul üzerinde yürütülmemesi. Biz küçük yatırımcı olarak bundan rahatsızız. Şu anda biz dövize geçmek istemiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla zaten durum döviz tevdiat hesaplarında da açık ve net bir şekilde belli. Altına da zaten çok anlamlı bir geçiş yok. Burada hazır bizim gibi küçük ve orta ölçekteki yatırımcı bu noktaya odaklanmışken ve buradaki getiri potansiyelini görmüşken bu denli siyasi operasyonların yapılmasına mevcut ekonomi yönetimimizin ve hükümetimizin müdahale etmesini cani gönülden temenni ediyoruz ki bugün yarın zaten bu da muhtemelen gelecektir. Aksi takdirde bu iş küçük yatırımcı yani bizi arkadaşlar üzer ve küstürür ve farklı arayışlara gitmemize de sebebiyet verir. Şu anda senin görüşün ne diye soracak olursanız ben çok sert müdahalelerin geleceğini düşünüyorum. Bu hafta özellikle bunun adımları
muhtemelen düşünülmüştür ve hesapta edilmiştir. Bu iş farklı bir boyuta gidiyor. Burada arkadaşlar iş siyasi olarak gördüğüm kadarıyla ve sizler de zaten bunu görüyorsunuz yürütülüyor. O yüzden buradaki algı bir an önce bitirilmeli ve şeffaf bir şekilde endeks kaldığı yerden ve şirketlerimiz enflasyon bazında aynı zamanda dolar bazında hak ettiği değerlere ulaşması gerekiyor ve temennimiz de zaten bu yönde. Bu iş arkadaşlar böyle dönemlerde illaki olacaktır. Ama bunun boyutu abartılıyor. Ve içerideki yerli sermaye sahiplerinin de bu duruma artık bir el atması gerekiyor. Hep kendinize hep kendinize olmaz bu iş. Bunu her zaman zaten söylüyorum. Bu yerli büyük sermaye sahiplerinin bu işe el atması gerekiyor. Bu işi el birliğiyle yürütmemiz gerekiyor diye. Evet, şu anda kurun baskılanması özellikle ihracatçıları delirtiyor resmen. Evet, haklılar mı? Haklılar, bir şey demiyorum. Ama bu sürecin bir süre daha bu şekilde arkadaşlar bastırılması gerekiyor. Özellikle enflasyonda önemli geri çekilme rakamlarını görmemiz adına kurun bu seviyelerde stabilize olması, yani bu seviyelerden bir tık daha yukarı gitmesi beklenebilir ama çok sert artışlar iyi olmayacak. Tabii bununla birlikte sorunlar da devam ediyor. İşte cari açık artıyor. 45 milyar dolar bir rakam geldi. Tabii bunun bedelleri olacak arkadaşlar. Bu iş kolay olmayacak böyle. Ama bizim asıl odak noktamız döviz kuru ve Borsa İstanbul'un mevcut durumu. Buradaki eğer ikilem arasında tabii şu da söyleniliyor. İhracatçılar için farklı kur oranları belirlenebilir diye. İşte bunu yapan bazı ülkeler var. Enflasyonla çok ciddi derecede sıkıntı yaşayan ülkeler. Arkadaşlar yani bunun da önüne geçemezsiniz. Yani bugün biz her zaman şunu söyleriz. Piyasaya bugün ne kadar çok para verirseniz yarın daha fazlasını ister. Ve bugün işte ihracatçılara, piyasaya bunu sadece ihracatçılar için belirtmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bugün farklı bir kur o noktaya sistem resmen entegre edilir. Yarın bir başka istek ortaya çıkar. Yani bunun önüne geçilemez. O yüzden ben farklı kur mevzuatının çok fazla ön planda olacağını düşünmüyorum. O yüzden yani piyasanın her isteğini yerine getirirseniz piyasa doymaz arkadaşlar. Sünger gibi bütün verdiğinizi alır emer. O yüzden mantıklı işlere yönelim. Bence Borsa İstanbul tarafında ufak bugün bir miktar daha geri sağlamlar olsa bile ki çok beklemiyorum artık bu noktadan sonra. Çok aşırı sert tepki yükselirseniz zaten beraberinde artık bu noktadan sonra göreceğiz. Zaten düşüş açısına da baktığınızda zaten grafikte de çok fazla şekil çizmiyorum etkileyici olmasın diye. Yani kabul edilebilir bir düşüş açısı değil bu. Şu anki mevcut enflasyon koşullarında ve tabii dolar bazlı endeksin değerlendirmesinde. Yani geçmiş yıllara baktığınızda 500 dolarlardan fiyatlanıyordu arkadaşlar. Yani bugün baktığınızda endeksin 500 doların üzerinde fiyatlanması gerekiyor. Mevcut kur, mevcut enflasyon şartları baz alındığında. O yüzden şu anki düzeltmeye artık bir kâr realizesinden çıktık. İş siyasi boyuta dönmeye başladı. Ya tabii 2023 zor geçeceği belliydi. Bunları hep değerlendirdik, göz önünde bulundurduk ve sizlerle de paylaştık. Ama işi siyasi boyuta getirmek, yani para piyasalarını bu denli bir işlemin içerisine koymak, küçük ve orta ölçekteki yerli yatırımcıyı arkadaşlar yanlış yönlendirir. Ve burada özellikle bu noktadan döviz kuruna gelecek olan talep de işi sıkıntıya sokar. Zaten bunu mevcut ekonomi yönetimi ya da mevcut hükümet yetkilileri illaki fark etmişlerdir, görüşüyorlardır. Ben buradan bir döviz kuruna talebin olmasını ya da kayılmasını şahsen arkadaşlar iyi bulmam. Yani iyi sonuçlar getirmez. Hazır çözülmelerde başlamışken özellikle belli başlı aracı kurumlara piyasadaki anlık olarak yapılan işlemler de olsun. Yani algoritmalar işte satış emirleri vesaire robot işlemler bunlara bir ayar getirilmesi gerekiyor. Ve bir ayar çekilmesi gerekiyor daha doğrusu. Belli başlı yabancı kurumlar, belli başlı içerideki birkaç bankanın aracı kurumu, yani isim vermiyorum yanlış anlaşılmasın diye, ciddi derecede piyasadaki oynaklığı ve dengeyi bozuyor. Umarım bu iş çok sürmez. Yani bugün de bu olabilir. Yani 12 Ocak, 13 Ocak. Yani bu haftalık kapanış önemli. Önümüzdeki hafta itibariyle kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyorum.
Amaç burada panikle arkadaşlar ciddi olarak siyasi bir operasyon çekilmesidir benim gördüğüm kadarıyla. Ha, burada ne yapmak gerekiyor? Burada arkadaşlar mala sahip olmak gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Bugün kur tarafına geçilse bile orada zaten baskıyı, müdahale sisteminin geçerliliğini de görüyorsunuz. Yani abartılacak bir hareket de olmaz orada. O yüzden mantıklıca yerimizden oynamamak bence. Yani benim görüşüm, benim yapacağım durum bu. Buradaki bu panik hareketine taviz vermemek ve imkanı olan zaten bu piyasada ortalama düşürmüştür ya da daha çok alım yapmıştır ve haritasını daha çok belirginleştirmiştir. Ama bu son işte 2-3 haftalık süreç içerisinde giren küçük yatırımcı ve bunların arasında gruplar da var tabii ki. Kendi içinde grup oluşturanlar. Bunlar arkadaşlar piyasada şu anda eziliyor gördüğümüz kadarıyla. Gönlümüz de buna razı değil bu koşullar çerçevesinde. Benim sizlerden ricam bu videoyu paylaşın. Bu videoyu çok beğenin. Bu tarz videoları bu ara biraz sıkılaştıralım ve sesimizi de duyurmuş olalım. Ha, benim ağırlık olarak yatırımım borsada diye böyle bir video falan da çekiyor değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ben neyse oyum her zaman için. Fikrimi ve görüşümü de saklamam. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Sağlam bir müdahale gelecek. Göreceğiz bunu. Çünkü bu iş devam ederse, bakın bugün endeks %20'ye yakın geri çekiliyor. Hisselere baktığınızda %40, %45 seviyelerine çoğu hissede ulaşılmış durumda. Buradaki oyuna mevcut ekonomi yönetiminin, mevcut devletimizin bir dur demesi gerekiyor. Burada çünkü sağlıklı bir hareketlilik yok. O yüzden izleyip göreceğiz. Sakin olalım. Piyasadaki algıya kapılmayalım arkadaşlar. Ve herkes kendi özgür iradesiyle kararlar versin. İşte sosyal medyadan, Twitter'daki, Telegram'daki gruplardan vesaire bu tarz sağlıklı olmayan gruplara dahil olmayalım. Herkes kendi kararını kendisi versin ve sakinliğinizi koruyun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü kaldığı yerden devam etmek zorunda bu endeks. Aksi takdirde bu iş zaten çok farklı noktalara gider. Umarım bu tarz şeyler olmayacak. Bugün yarın zaten müdahalenin sertlik derecesini de merak ediyoruz daha doğrusu. Göreceğiz, izleyeceğiz. Şunu bir kez daha her zaman için söyleyeyim. Ben mevcut hükümeti ya da mevcut X partiyi ya da Y partiyi savunduğumdan değil. Devlet her zaman 18 yaşındadır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bugün AK Parti gider, yarın CHP gelir, öteki gün MHP gelir vesaire vesaire. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Bu kulağımıza küpe olsun. Bunu unutmayalım. Umarım iyi noktalara geleceğiz. Ben bir iki haftalık süre içerisinde bu kötü görüntünün tamamen terse döndüğünü sizlerle birlikte tekrardan analiz edeceğimi düşünüyorum. Ve hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.